Hale getiren birkaç mod var, istersen link atabilirim yasak değilse demiş. Stabilliğinde bir sıkıntı yok ki oyunun. Multi atmıyorum. Şimdi Bismillah iç savaşla mı başladık? Peki Karlistler ayaklanmış. Bitmek bilmeyen Karlistler'di. Az biraz bir filomuz var. Tamam, yukarıya piyadeyi çekelim. Ekonomi... Ekonomi diye bir halde. Peki factory throughput gideceğim fakat şu an ona ihtiyacım yok. Tax efficiency'ye ihtiyacım var. Başlangıç için vergiden para kazanmam gerekiyor öncelikle. Tabii ki ilk ve orta sınıfa biraz vergiyi sokuşturacağız. Çünkü neden olmasın. Tarifs 135 civarı verebilirim zannedersem. Gemi bakımını yerle bir edebilirim. Şu an savaşta değilim. Demek ki Amerika ile savaşta başlamıyormuş. Ben yanlış ülkeyi hatırlıyorum. Olabilir. Olabilir. Clergyman ne durumda? Çok iyi değil. Okuma yazma oranında %13. Tamam, önce Clergyman'la başlayalım ki researchlerimiz bir keyfi yerine gelsin. Şu harita modunu da normale çevirelim. Great Power olmamamız gerekiyordu. Great Power'mışız. Ben Great Power başlamıyoruz diye zannediyordum. Hoş, Osmanlı'dan daha kötü haldeyiz. Sadece prestij açısından Osmanlı'nın önündeyiz. O kadar yani. Oyunu daha önce hiç oynamamı hiç izlemedim. Biraz tanıtır mısın? YouTube'da bir tane rehberimsi bir serim var. Ona bakabilirsin. Osmanlı ile yaptığım, başlangıçta her şeyini anlattığım. Oyun gerçekten öyle yalap şap anlatıp devam edebileceğimiz tarzda bir oyun değil çünkü. İsveç'te yaptığımın benzerini yapacağım. Latin Amerika'ya çökeceğim. Belki Avrupa'da da bir iki ülke şey olabilir. Ama genel olarak Latin Amerika'ya çökmek istiyorum. Asla Mısır'ı kur... Boşver. Bakalım başka neler varmış. Hawaii, Hicaz, geçiniz. Hosting, geçiniz. Japonya. Japonya uzak bir ihtimal. Açıkçası çok umurumda değil şu an. Belki daha sonra olabilir. Latin Amerika'ya şey yapmak istiyorum ya. Çökmek istiyorum. Başka neler var? Meksika. Meksika. Gerçi Meksika'ya çökersek Amerika'yla dert yaşarız ama neyse, dur bakalım. Başlayalım bir. Afrika'ya komple bir hallemek istiyorum. Gerçi Fas burada doğru bir seçenek değil. Fas'a saldırmak isterim. Fas kalsın. İtalya'ya bir yavşamamız lazım. İtalya önemli. Portekiz önemli. Neredesiniz? Saxe Weimar. Saxony. İsveç'e yavşasam bile bir Rusya kadar hızlı yavşamayacağım. Boşuna şeyimi harcamayayım. Tripoli olabilir. Gerçi Tripoli birazdan şeyin altına girecek. Tunus olsun. Tuscany olur. Two Sicilies olur. Pardon. Uruguay, Venezuela'yı da atalım. Tamam. Ben bu kadarına tamam. Hemen bir şarap fabrikası açalım demiş. Ha dur, kaynaklarda ne var? Yukarıda çeliğimiz var. Oviedo'da kömürüm var. Onun dışında büyük oranda her yerde şey yapılıyor ya. Ooo, güney güzel. Bir dakika. Güney eyalet olduğunu söyle bana güneyin. Evet. Granada. Granada şu andan itibaren en seveceğimiz şey olacak. Eyalet olacak. Bir kömür, iki tane de demiri var. İki demir hemen komşusunda var. Bayağı bir demir var bu sırada memlekette. Cayır cayır demirle yapılan şeylerden yaparız. Oviedo'nun bölgesinde de inşallah bir şey vardır. Yok. Oviedo maalesef sadece kömür. O zaman şöyle yapacağız. Cam yukarıda Oviedo'nun olduğu bölgede olacak. Konserveyi yine orada yapabiliriz belki. Leon varmış. Bir dakika. Leon nereye ait? Aha, Leon konserve Leon'da olacak. Dur şunları bir yere yazayım. Ben bunları unuturum daha sonra. Şey yapmayalım, ölmeyelim. Güzel bir şey yazalım. Leon bizim. Leon konserve diye geçiriyorum. Oviedo cam diyelim. Ve güneyde Granada var. Granada ağır sanayi. Pardon. Granada ağır sanayi diyorum. Tamamdır. Bunları unutmadığımız sürece ikide bir bu haritaya bakmak zorunda kalmayız. Ülkede ciddi bir demir var.
Bunu kullanalım. Evet. İsyanla da başlayalım bakalım. Ram parararam pam 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 pam. Fransa'ya bak. Bana nasıl şey yapıyor. Aleykümselam, iyidir, senden ne haber? Victoria 2 ile CK3 benziyor mu birbirine? Yok. Aleykümselam. Selam pizza tanrısı demiş. Ottoman Bismarck. 9 senelik üyeden sonra Kaan abinin not alış. Lan ben bu sırada bütün derslere şeyle giderdim, defterle giderdim. Öyle şey bir durumum yoktu, tembel bir durumum yok. Tarihi bir devirde yaşamak isteseydin hangi devirde yaşardın? Taş çağı. Çok temiz, taş çağı. Belki ondan da gerisi hani böyle komünleşmemiş hayat, ne bileyim. Mağara hayatı falan. Düşünmezdim bunu iki kere. Şimdi Fas. Fas'ı koruyan var mı? Fas'ı koruyan yok. Arkadaşlar yapacağımız şey çok belli. Fas'a yapıştıracağım. Hiç acımadan laps lups yapıştıracağım. Bu sırada çok da bir şey yokmuş Fas'ta. Nüfus yoğunluğu da fazla değildi diye hatırlıyorum ama. Fena değil. Fena değil. Yani meh seviyesinde. Aslında niye Fas'ı yapıştırdım bilmiyorum. Fas'taki her şeyi ben de üretiyormuşum zaten. Neyse yakın en azından. Sıkıntı yaşamayız. Sokoto daha mantıklıymış. Herhalde bundan sonra bir yere koloniye falan gideceksem en mantıklısı Sokoto olacak. Sokoto'dan vazgeçmeyeceğim gibi duruyor. Şimdilik ordular böyle bir idare etsin. Paralar ne durumda? Paralar suyunu çekiyor. Orta sınıf birçok ihtiyacını karşılayamıyor bile. Peki o da biraz dert. Tarifleri belki %50'ye çekebilirim şu an. Hız aksın. Gemi desteği de vermem lazım. Nerede toplayalım? Kadis limanımızda toplayalım. Burasıymış limanımız. Cebel Tarık Or War demiş. Afrika'da benim toprağım mı var? Ha, adalardan geliyor. Okey. Şu adaları sayıyor herhalde. Başka toprak bilmiyorum çünkü. Pam pararam pam pam pararam. Yakalandı. 1.98 verdi ama çok da önemli değil. Moroccan Menace. Yani kısmak istemediğim yerlerden biraz kısmak zorundayım. Ekonomi çok dalgalanıyor. Daha iyi sanki. Bu sırada bir dakika, Kamerun'da toprağım mı var benim? Neresi orası ya? Spanish Kamerun, burası mı? Fernando Po. Ya ona toprak denmezmiş aslında ama neyse. Filo daha toparlanmadı ama bizim şey bitti. Dur bakayım, Filo'yu şurada toparla. Ondan sonra hemen şey yap. Savaşı çıkarttıktan sonra şey yapacağız. Şimdi bir daha bakıyoruz desteği var mı diye. Yok. Tamam. Yapışın abi. Giriyoruz Fas'a. Nereye alacağız? Marrakeş, Casablanca. Bu tam olarak şey değil. Tangier. Tangier bizim ihtiyacımız olan bölge. Daha sonrasında ilerletiriz Marrakeş tarafından. Tangier şeyin karşısı. Cebel Tarık'ın karşı kıyısı. Hemen ilerleyin bakalım. Libertine Culture, Temperance League. Temperance League 1935'e kadar prestij veriyor. Herkesin günlük ihtiyacını fakir sınıfta özellikle %5 azaltıyor. Bu güzel aslında. Ama militancy artacak devamlı. Yukarıdaki de 35'e kadar prestijimi tarlamı falan düşürüyor. Yani şu olsun ama militancy biraz korkmamız gereken bir şey. İnşallah bu problem olmaz. Aleykümselam. Anlatarak şey yapsana. Yavru, ben bunun A'dan Z'ye her şeyini anlattım Osmanlı serisinde. Oradan bakabilirsin. Onun dışında mümkün olduğunca bahsederim. Şunu neden yapıyorum, bunu neden yapıyorum diye. Peki. Militancy'yi kaybetmemiz en iyisi zaten. O sürekli artışta şu an.
Kaybettiğimiz vakit daha hoş olacak. Şuradan bir vuralım şu 21'liği hemen. Dedim ve kaçtım herif. Laps. Abi şu 13K Tetuan'la gitsin. Sen de böyle gel. Güzel. Tencere dön. İşgal edeceğiz güzel güzel. Küba İspanya'da mı? Evet. Burada da gemimiz varmış. Fena da değil aslında. Epey bir gemimiz varmış. Hah. Şöyle yapalım. Buraya da bir naval base yapmak lazım ama only one per state mi? Hangi eyalette var ki? Ha, Havana'da varmış. Hemen Havana'ya taşı. Peki burada ne üretiyoruz? Tütün. Çok iyi. Tütün zaten önemli. Puerto Rico'da şeyimiz var. Pamuğumuz var. Daha sonra kumaş için kullanabiliriz onları yani. Amerika ile aramızı iyi tutalım. Onlar bela oluyor çoğu zaman başa. Fransa ile iyi geçinelim bu sefer. Normalde Fransa'yı hiç sevmem, beni bilirsiniz, ama bu sefer Fransa ile ve Almanya ile özellikle iyi geçinmek istiyorum. Yani ikisinden biriyle bayağı iyi geçinmem lazım, yoksa sıkıntı yaşayabilirim. Şöyle yapalım. CK3 Matilda serisi devamı gelmedi nedeniyle ilgili bilmiyorum. Kusura bakmasana cevaplayabilir misin? Bu hafta bir tane CK vardı. Onda da multi vardı zaten. O yüzden. Küba İspanya'da ise Amerika İspanya'ya krallığı savaşı olmadı değil mi? Yok. Ama olacaktır. Hayır. Bunu kabul etmiyoruz. Biraz daha yiyeceğiz. Ne var ne yok. Neredesin? Gel buraya. Hop. Edward Gold yapamıyormuşum. Jingoizmimiz düşük. Savaş isteğimiz düşük. Ay, içine tüküreyim böyle işin. Nereden bulduk yine pasifistleri ya? Kime veriyorduk? Bolivya. Tuscany devreden çıktı. Avusturya'nın şeyine girdi. Demokrasi 4 yok. Oynamayacağım. Casablanca'dan devam et. Bu sırada güzel para kazandık. Başlayabiliriz. Şimdi ne demişim? Leon konserve Oviedo cam. Oviedo neresiydi? Pardon. Oviedo yukarısı. Tamam. Bir dakika. Ney? Partido Moderado. Ne var? Interventionism. Allah kahretmesin. Siz bizi öldürmeye mi çalışıyorsunuz? State Capitalism, Jingoism, Comunión Carlista. Bizi delirtmeyin arkadaş. Bizi öldürmeyin, bizi delirtmeyin. Benim fabrika yapamadığım şey olmaz. Evet, camla başladık. Cam önemli olacak demiştim. Leon'da ne yapacaktık? Konserve, Granada'da da ağır sanayi. Açıkçası Granada başlangıç bölgelerimizden biri ve ağır sanayi başlangıç olması gereken bölgelerden biri. O yüzden hemen buradan ağır sanayi, çelik ile başlıyorum. Bu sırada parayı içtik tabii ki. Minimum şeyini biraz arttırayım. Bump, 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 bump. Savaşta Wargold ekleyebiliyor muyuz? Hala Jingoizm yeterli seviyede değil. Biraz savaş yanlısı olması gerekiyor memleketin. Hayırlısı, savaşın belli bir evresinde herhalde onu kazanırız diye ümit ediyorum. Kazanmazsak da artık hayırlısı. Ne diyeyim bilmiyorum. Bu sırada tersane bol bol yapmak lazımmış koloni puanı için. Ben onu geçen sefer şey yapmadım. Bir de geliştirmek gerekiyor. Bir de gemiye sahip olmak gerekiyor koloni puanları için. Supply olayı nasıl hallediliyor? Ulusal stok artı ticaretten gerekli şeyleri temin edince supply barı yine de tam dolmuyor demiş. Supply barı şunu mu diyorsun? Taşıyabilecek bölgelerde de olman lazım. Askeri taşımayan bölgelerde olursan o da sıkıntı olur. Admin F. Senle devam mı etsek, diplomatik influence mi alsam? Admin F ile devam edelim. Bu sırada nüfus ne alemde? 4 milyon aktif nüfus var. Çalışabilen nüfus. %10 artisan var. Güzel. %16 laborer madenci.
%2.8 köle var bu sırada. Köle mevzusu sıkıntı. Köle mevzusu ileride probleme dönüşür. Yük olur sırtımıza. Köle hoş bir sınıf değil. Meksika, Brezilya, Kolombiya, Uruguay. Neredeyse hepsi. Pam pam param param pam pam pam. Tamam, onları da hallettik. Güzel para kazanıyoruz. Aleykümselam, iyi seyirler. Cingolizmo. Memleketimde pasif. Ya şimdi pasif aktif değişti mevzu orada bile. Tamam. Azıcık infimi kazanarak şey yapabiliriz. Bu sırada içimizde isyanlar hazırlanıyormuş. Onu da haberini aldık. Marrakeş'ten devam et. Huripka'ya gitsen de. Güzel. İlk fabrikalar kurulmaya başlandı. İlk fabrikalar böyle tek tük kuruyorum ama çok böyle bir yatırım tarzı bir şey yapmayacağım. Yani orada o nüfusu teşvik edici şeylere girişmeyeceğim. Konserveye de hemen girişelim. Brezilya ve Bolivya arasında savaş varmış. Katılabiliyorum savaşa bu sırada. Cingoizmimiz yine düşük. Vamos España değil mi? Neden Viva la? Yaşasın İspanya diyorum işte. Vamos da olur. Vamos ileri İspanya anlamına geliyor. Two Sicilies. Two Sicilies. Neredesin? Pasif varın. Kaan sen dün yayında bir oyun demiştin. Bunun demosunu oynayın diye. Uzaylı bir şeydi. Unuttum, bir daha desene. Ne dedim lan acaba ben? Uzaylı bir şey. Seçimi başladı yine. İnşallah uğraştırmaz. Algeria'yla... Hatırlamaya çalışayım ya. Uzaylı bir şey. Demo. Uzaydan bahsettiğimi hatırlamıyorum. Ben dün şeyi oynadım, demolarını. Gladiator Guild Manager vardı. Fena değil. Mobil oyuna benziyor biraz. Başka ne vardı? Dur bakayım. Ateizm mi? Bizimki ne? Communion Carlista. Communion Carlista %18 popülerlikte şu an ya. Moralizm istiyor hepsi ama. Peki. Düşüneyim biraz. İki tane oyun demiştin. Yo, Aircraft Carrier Survival oynadım ben mesela. Onu bekliyordum. Çok uzun zamandır bekliyordum. İsterseniz yayında da oynarım ama biraz beklentimin altında gördüm demosunu. Communion Carlista Jingoizm peşinde. Aynen öyle. Nerede Jingoizm? Pasifizm falan. Allah Allah. Dan, 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 dan. Güzel para kazanıyoruz. Bu parayı hemen bir taçlandırmamız lazım. Eğitim ve administration, yönetimle. Daha sonra vergileri de biraz kısarız falan. Onlar hallolur. Residency. Yine parti değişti ama. Kurtarmadı Communion Carlista. Biz onu çevirelim. Biraz sıkıntıya sokuyorum kendimi ama olsun. Tamam, onlar devam etsin. Yeni fabrika. Granada'da çelik fabrikası bittiyse. Demir, odun. Patlayıcı istiyorsun. Patlayıcı için mermi lazım. Mermi için sülfür. Sülfür yok bu sırada memlekette. O biraz sıkıntı olacak bize. Şunu bir yapalım. Oviedo'da cam üretiyorduk. Kömür vardı. Aynı şekilde çimento üretebiliriz orada. Yine kömür olduğu için. Bunların hepsi önemli fabrikalar. Başlangıç önemindeki fabrikalar. O yüzden hemen bunları yapmaya çalışıyorum. Tabii onlara bir de çalışan işçi nüfusu lazım ama onu şu an veremem. Okuma yazma oranı ne kadar şu an? %13.5. Jingoizm oranımız çok düşüktü. Heh. Gelmiş tekrardan.
Ver buraları ver bakalım. Victoria tacını giymiş bu sırada. Hemen son bölgeyi de ekliyorum. Batım Fas. Ve barış anlaşmamızı yapıyoruz. Merkez bölgesi hariç komple almış olduk. Güzel. La Guardia Civil ne veriyormuş? Tax efficiency %1 veriyor. Vergi efektifliği. Vergi efektifliğini tekrardan hatırlatayım. Siz ne kadar vergi koyarsanız koyun, efektifliğinize bağlı olarak vergiden gelir kazanıyorsunuz. Dolayısıyla toplama efektifliğiniz var yani. Dolayısıyla önemli bir mevzu tax efficiency. Prusya var mı yoksa Almanya mı? Şu an Prusya. Daha sonra o toparlanıyor, Almanya'ya dönüşüyor. Admin'e F veriyorsun. Açıkçası önce Max Nation Focus, sonra idealizm, sonra fabrikalarla ilgili şeylere dalmaya başlayacağım. Sen kimdin ya? Two Sicilies. Tamam. Two Sicilies'le de aramızı yapalım. Şimdi. Oh. Orta sınıf bu kadar ağır ezilirken nasıl yetişeceğiz bilmiyorum orta sınıfın ihtiyaçlarına. Şu an berbat durumdalar. Ne veriyorsun? Moralizm %20 veriyorsun. İyi, moralizm zaten şu an destekliyor. Hepsi destekliyor partilerin. O yüzden evet veya hayır desek de bir şey fark etmeyecek yani. İsveç oyunu ne oldu? Bitirdik çünkü gitmeyecekti. Aa, bir de çok soru soruyor. Pardon ama şu anda tarihi nereden görüyoruz? Yok, rica ederim. Şurada 1841 şu an tarih. Çok net gözükmüyor olabilir. Biraz ufaktır. Yazı şeyi, UI scale yok oyunun eski olduğu için. Ben de 2K'da oynayınca. Yani. Şimdi. Biraz büyük gemi yapalım bu sırada. Pahalı ama aynı zamanda koloniye ihtiyaçlarımız için önemli olacak. O yüzden filomuzu da büyük tutalım. Savaş da çıkabilir tabii ki. Bu da önemli bir mevzu. Savaş da çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Dışarıdan en çok aldığımız şeyler arasında şarap galiba. Kahve. Ve inek görüyorum. Arada bir kağıt giriyor yalnız oraya. Kağıda bir bakacağım ya. Hiç mi odun yok lan burada? Bu memlekette hiç mi kereste mereste bir şey yok? Ağaçsız bölgedeyiz resmen. O çok kötü bu sırada. Sıfır ağaç var memlekette. İyi değil. Biraz ormanlık bir arazimiz olsaymış iyiymiş. Burada da tütün ve pamuk var sadece. Valla onu ne yapacağız bilmiyorum. Orman lazım. Ya o yüzden Afrika'ya kesinlikle koloni almamız gerekiyor ya. Şu Orta Afrika'ya gidip kesinlikle koloni alıp şey yapmam lazım. Odun kereste şeyine girişmem lazım yani. Şu an hoş değil çünkü. Sol üste bak reis. Sol üst. Benim için mi? İyidir yavrum, senden ne haber? Fas'ın tamamını neden alamadık? Alamazsın. İki parça da alman gerekiyor. Tek seferde alamazsın. Endüstrimizi bok götürüyor. Biraz güçlense iyi olacak endüstri. Şu an işçi yok zaten ve buralarda işçiye dair bir şey yapmıyorum. Teşvik uygulamıyorum. Henüz clergyman 1.54 gerçi. 1.54 fena değil. 1.54 fena değil. Galicia'da başlayalım o zaman işçi teşvikine. Yeni araştırmayla biraz daha da şey yaparız onu. Arttırırız. Granada'da çelik fabrikası, silah fabrikası lazım. Mermi fabrikası kurulmuştu. Silah fabrikasını da kuralım hemen. Konserve de çok önemli bu sırada. Askerleriniz için özellikle çok önemli bir fabrika. Onu sakın 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 atlamayın. Bir yere borcumuz varmış. Onu da ödeyelim. Şu eğitim ve admin'i biraz düşüreceğim. Terif 46'ya çıkartacağım. Gelir düşüşlerde çünkü bir. Ordu masrafını da biraz kısayım. Bir rahatlasın. Ekonomi düzenince açarız. Two Sicilies ve Algeria. Neredesiniz bakalım? Two Sicilies. Gel buraya, Algeria. Rica ederim. İyi seyirler.
Fransa bana karşı hamle yapıyor. Tamam, Civil Guard'ı da yapalım. Militan resmen üretiyoruz ama olsun. bu iyi değil. Alt ve orta sınıf ama sadece Galicia'da galiba bu. Aynen. Daha iyi. Şu yukarıdakini yapmamız daha iyi. Galicia bölgesinde militesinsi kazandılar. Diğeri ise bütün memlekette militesinsiyi kastıracaktı. Hoş bir şey olmaz o. Zaten 3.11. Onu devamlı düşürmek gerekecek. İngilizlerin liberal mi? Liberal hiç istemiyorum ki. Liberallerden nefret ediyorum. Ama diğeri de militesinsi veriyor. Peki. İyi bir şey değil aslında liberallerin olması memlekette. Ben liberallerden kurtulmaya çalışıyorum. Reaksiyoner oynuyoruz. Fakat komik kısmı reaksiyoner dışında her şey destekleniyor şu an görüş olarak. O problem bize ya. Bize iyi değil yani. National Focus açtığımız için Granada'da da hemen işçi teşvikini başlatıyorum. Seri bir şekilde şey yapalım. Şuradan research point'imizi alalım. Ne veriyorsun? Confiscation of the Mendizabal. Mendizabal. Neymiş bu? 1835-37 arasında yayınlanan yasalarmış. Kilise topraklarının özelleştirilmesi, kullanıma açılması İspanya'da. Karşılığında biz ne alıyoruz? 25.000 alıyorum nakit, 10.000 prestij. Papayla aram kötü oluyor, muhafazakarlar mutlu olmuyor. Militesinsi geçiriyor ve %15 ateizm oluyor. Şimdi şöyle bir şey var, bizimkiler şu an kullandığımız parti... Gerçi evet şey değilmiş ki. Ha, halkın %47'si muhafazakar ya. Yap gitsin. Ver prestij de ver. Bas prestiji. Yoksa büyük ülkelerin arasında kalamayacağız zaten. Prestij şart şu an. Pam parararam pam pam parararam pam. Yapabildikçe de liman yapmaya çalışıyorum. O çok önemli. Ona dikkat edin. Kolonide önemli bir mevzu limanlarınız ve gemi gücünüz. Abi korsanlık varsa oyunda Jack Sparrow var. Yok. Onların bakım mevzuları biraz sıkıntı şu an ama neyse. Arada ona göz atayım. Venezuela! Venezuela gel buraya, neredesin? Hop, increase opinion, devam. Şimdi bizim orduyu da bir düzenlememiz lazım. Burada fena değil bu ordu, fena değil ama Cruiser aslında iyi bir atlı birliği değil. Yani savaş olarak iyi fakat reconnaissance olarak rezalet bir birlik. Çok güvenmeyin Cruiser'lara. Onun için safi piyade var burada. Çok yani çok siktir boktan bir ordu. Ama destekleyebileceğimiz ordunun zaten üzerindeymişiz. Bizim soldier'a ihtiyacımız var şu an. Asker teşviki yapmamız lazım memlekette. Şu an üzerine çıkmışız taşıyabileceğimiz ordunun. Gemiyi çıkar. Dan 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 dan. Müzikleri çok tatlı değil mi oyun? Gerçi bir yerden sonra biraz fazla yavaş oluyor ama bazıları çok iyi. North German Federation kurulmuş. Diplomatic value ne? Infamy distance, too many alliances, army strength, base reluctance. Tamam. Hemen seninle aramızı arttıralım. Fransa ally olmak istiyor mu? They will not accept. Neden? Too many great power allies. Geç. Almanya ile ally olursak Fransa derdimiz kalmaz zaten. Şu an ally sıkıntısı çekiyoruz. Büyük güçlerden herhangi biri ally değil. %47'yi görmezden gelen. Militesinsi. Yüksek yine militesinsi. Problem olur. Ama çok... fena para kazanıyorum. Tarifleri %10'a kadar çekeceğim. Daha sonra harcamalarda biraz... şeyin harcamasını arttırırız. Eğitimin. Onlar da çok önemli çünkü. Militesinsi kaybedelim. Öf 4.22'ye düştü. Yeriz böyle işi be. Baldan tatlıdır. Portekiz. Neredesin? Portekiz'i ekliyoruz çemberimize. Bu sefer Portekiz'de ne üretiliyor? Demir falan var. Yine çok
İşimize yarayan şeyler değil. Araştırma grubu yolladık. Yamyamlar tarafından yendi. Prestij kaybettik. Brezilya ile aramızı arttırabiliriz. Tamam. Şu fabrika mevzularına bakalım ne oldu. Ya çalışan sayısı az. Şu an fabrikalara abanmıyorum ama daha sonra cayır cayır abanmamız lazım bu fabrikalara. Böyle gitmez bu. Bu sırada camın olduğu yerde aslında üretim yaparsanız camdan bonus kazanıyorsunuz ama o bölgede yok. Leon'da likör malzemesi olması lazım. Aynen, likör için şey var. Gördüğünüz gibi arpa var. Arpa mı artık? Neyse, tavul neyden yapıyorlarsa. Hemen Leon'a çak baba şeyi, şarap değil, likör distilleri. Cam ihtiyacı diğer eyaletten geldiği için bonus kazanmayacak ama arpa ihtiyacını direkt eyaletten karşıladığı için ekstra bonus kazanacak. Böylelikle birbirlerini götürecek. Viva la Fas. Aleykümselam imperatora demiş. Eyvallah, görüşürüz. Lul. Lol'un da kısaltılmış hali mi diyeyim. Ağızdan çıkmayan halim. Hayır. Heh. Bolivya'yı da ekledik. Güzel. Muhtemelen Bolivya'dan iyi şey kazanırız bu sırada. Caceres. Boşver. Evet, yine seçim var. Yine uğraşıyoruz. 3 partide moralizm destekliyor. Bizim partinin durumu %24 şu an. Moralizmi... Ateizm %5. İyi. İngiltere'ye bak, oraya buraya salça olmaya çalışıyor. Etosphere, hemen alalım seni. Fas'la turosumuz ne zaman bitiyor? 10 Desember 1940. 2 sene var. Tamam, zaten anca infemi aşağı iner diye tahmin ediyorum. Jingoizm bir tek şeyde var. Ama onu da destekletemiyoruz değil mi? Kolombiya. Savaş çıkmış. Fransa, Avusturya, Belçika beraber Brezilya ve Şili'ye saldırmışlar. Vay hainler. Benim bölgelerime dalıyorlar. Latin Amerika'yı kendimde tutmak istiyordum. Herifler yapıştırıyor oraya. Karlistler mi başa geçti? Konservatif ve reaksiyoner partiler koalisyon kurdu. Tamam ama iyi değil şu an. Çünkü yasalar yine hoşuma gitmiyor. Karlista'ya geri dön. Teknoloji. Education efficiency alalım hemen. Bu eğitim konusunda bize bonus veriyor. Daha sonra cayır cayır endüstri artık. Plurality. Fena değil. Okuma yazma oranımız hala düşük ama en azından araştırma puanı fena kazanmıyoruz. Çak bir demir yolu. Ne demek cam komşu şehir? Hallederiz. Onları da hallederiz. Şu an demir yolu için erken. Fabrikaları geliştirmek daha mantıklı oluyor. Onlardan daha çok kazanç sağlıyorsun çünkü. Başka ne var? Alceria, gel sen de. Güzel, büyüyoruz. Etki alanımız gayet büyüyor. Bu sırada aldığımız vergileri dibe boylatmaya başlayalım. Orta sınıf ve zengin sınıftan. İhtiyaçların çok küçük bir kısmını karşılayamaz durumdalar. Onu da zamanla halledeceğiz. Sokoto'ya da bir yapışmamız var aslında ya. Da. İnfimi'yi kaldırabilir miyiz hem oradan hem buradan? Beş infimi gerçi ya. 14 olacak. Tamamını almamız bayağı sürer ama hadi be. Of, çok erken yakalandık. 4 küsürü yedik. Kötü oldu. Bakımları arttır. Telifleri yine süsle. Bakalım ekonomi ne kadar kaldıracak. Neyse, savaş boyunca gider bir nakitimiz var zaten şu an hali hazırda. Çok uzun sürmez herhalde.
Current. Orduları taşı bakalım. Brezilya ally'miz oldu. O da güzel. Tamam. Education F geldi. Muzzle Road'u Rifles'ı da açalım. Köleliği kaldıracaktın. Öyle bir şey demedim. Kölelik kötü dedim sadece. Köleliği kaldıracağım demedim. İkisi karışmasın. Çok farklı anlamlar taşıyorlar. Sokoto'nun kimse tarafından elaylığı yok. Savaşalım hemen. Nijerya'ydı galiba iyi tarafı. Hatırlamıyorum ki. East Ausland da olabilir. Ausland'la başla ya. Geçin bakalım. Şu an asker desteğimiz biraz az. Arttırmazsak sürekli asker kaybedeceğiz. Oo. 7 lan bizi. Tamtama bak sen. Yukarıdan diğer orduyu da getiririz bir arada. İki ordu birleşirse muhtemelen alırız. Sen gel şöyle Kadis'e. Orduyu da oraya götürün. Hop, ordu orayı taşımıyor. Elba'ya gel. American Invasion of Mexico. Bunu kabul edemem abi. Amerika'nın savaşına gelemem yani şu an. Öyle bir dünya yok. Bir de yiyecek yani Amerika. Anlatabiliyor muyum? Bayağı atemiz yiyecek yani. Ben ona oturup da ya tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey yaparsam siktir çeker bana. Askere biraz teşvik. Clergyman belli bir seviyeye kadar geldi. Şu anlık kafi clergyman. İşçiler ne durumda? Fena değil. Büyüyor. İşçi nüfusu. Büyüsün. Lokoca. Girin bakalım. Vallahi zor yediler ha. Daha ordu diye bir şey kalmadı yerken. Throughput'u arttır hemen. Ordum bayağı zayıfladı. Sıkıntı olacak. Tadımız gerçekten kaçacak. Ne kadarını bindirebiliyorsak bindirelim ya. Gel bakalım. 17-17 şu an karşılayabileceğim ordu seviyesindeyim ama karşılayabileceğim bayağı düşük kalıyor. Gerçi Amerika'da falan da ordu vardı. Onu da biraz şey yapabilirdik. Tıraşlayabilirdik. Şimdi infamy biraz ortalarda. Nijerya'yı da istiyoruz. ...53.000 research medicines veriyor. Gerek yok. Şu daha iyi. Okuma yazma oranı katıyor. Lan memlekette adam yok. İsyan mı çıktı? La Coruña'da Madrid'de toparlayalım askerleri de. 3-5 neyse bir asker toparlansın hızlıca. Çok da boktan bir yerde çıktı. Şu üçlükleri bari aradan çıkartayım ki daha az yerle uğraşmak zorunda kalayım diyecektim. Bir yerlerde daha isyan çıktı. Nerede isyan çıktı ya? Oo. Burada çıkmasın be. Burası iyi değil yani. Burayla uğraşılmaz.
Sokoto Savaşı'nı sekteye uğratmasına izin veremem bu sırada. Devam etmek zorunda. 22-73 yeter. Bu alabileceğimiz son topraktı. İsyanınıza tüküreceğim. Durun 2 dakika. Şu supply limitimizi de arttıralım hemen. Üçünü de veriyorsa bitirelim. Veriyor. 8 kaç? 46 mı? Gemiye bindir ve kaçın şuraya. Oraya bir ayar çekeceğiz. Kölelik istemiyorum ya. Oğlum niye kölelik var? Kölelik gerçekten alabileceğiniz en kötü şeylerden biri. Dant, dant. Tütünler gidik şu an ama bakalım onlara bir buradan bir gemi kaldırıp götürmemiz lazım. Ne seçim var memlekette? Asker yok memlekette her şeyden önce. Küba zannedersem az evvel özgür kaldı. Bir bakacağım durumuna. Evet, Küba az evvel özgür kaldı. Justify yapmaya kalksam Conquest 22 infimi şey yapabiliyoruz. Yani ülke patlar. Küba'yı kaybettiğimizi kabulleneceğiz. Orduyu geri çekeceğiz. Küba'ya da ya alanımızı almaya çalışacağız Küba'yı. Başka şans yok. Bitti Küba elimizden. Şuraya da Naval Base ver de gemiler orada kendini toparlasın bakalım. Küba'yı salmadıysak papat yapalım sıkıntı. Gitti bile Küba. State Capitalism kastırmamız lazım. Güzel. Biraz Sokoto'dan, biraz Morocco'dan yeterli infamiyi kastık. Daha da infamiyi kasmamaya çalışalım. Two Sicilies gel. Brezilya. Brezilya zaten bendeymiş. Amerika ile arasını düşürelim. Protectionism. Al bakalım buraları. Tamam. Biraz da ödeneklerini arttıralım şunların. Yine kim geçti başa? Moderado mu geçti? Kalliste kal. Bizi öldüreceksiniz. Vallahi öldüreceksiniz. %1 tax F. Fena değil. O süreçte hala da işçi kovalıyoruz. Fena gitmiyor. Galicia'daki şeyleri arttırmaya başlayalım. Çimento da cam da. İkisi de önemli. Kömür ve demir yetmiyor mu? Nasıl yetmiyor lan? Memleketin her yerinden demir çıkıyor anasını satayım. Nasıl yetmeyebilir? Ne saçma bir durum. Kelimenin tam anlamıyla ki ülkenin her yerinde demir var zaten. İyi, ver prestij, ver. Prestijle bari ayakta durmaya çalışalım. Şu an great power olmamızı sağlayan çok bir şey yok. Bari hani oradan şey yapalım. Şunlarda gücü biraz kısabiliriz şu anlık. Tunus'la arttırmaya çalışacağız. Peru fullensin. Paraguay, Ecuador, Şili. Tamam. 10 infimi mi? 21 infimi mi var şu an? Açamam. Güzel. Factory throughput. Tam gaz. Throughput'la beraber iyice zaten fabrikalardaki gelirim fullenecek sayılır. O yüzden tam gaz devam. Ki iyi gelir var yani. Tarifleri biraz düşürmem lazım ama. Çok yüksek tarifle oynuyoruz. Neredeyse hepsi zaten. Ya, prestij kaybedeceğim mi? Millet'i sinsi kazansınlar. Çok da umurumda değil.
Biraz bekleyelim, daha sonra asker basmaya başlayacağım. Topçu yok hiç bu sırada. Hemen Avrupa'daki ordular için biraz topçu basalım. Topçuların olması lazım ama ordu sadece piyade ve atlıdan oluşuyor. Çok iptidai bir ordumuz var. Osmanlı gerçekten daha iyi başlıyor bu sırada. Fransa ile aram bozulabilir. Almanlarla aramı yapmaya çalışıyorum ama ne olacak bilmiyorum açıkçası. Biraz da İngiltere ile yanaşsak. Tunus, hoş geldin aramıza. Libya'yı bir türlü alamıyorum. Fransa yapıştırıp duruyor onu. Güzel. Gelirimiz fullendiğine göre hemen admin ve education'a yapıştıralım. Biraz da filo yok. Filoya bakım ücreti yapacak durumumuz yokmuş. İyi. Ya okuma yazma oranı %5 arttı. %11'de falan başlamıştık. Fena değil yani şu an. İster infimi. Müzikler... Aynen katılıyorum. Müzikler tatlı baya. Yani nüfusta ufak tefek problemimiz var. Yetişme anlamında yetişir yavaştan ya. Üretimler artsın da. Şimdi... Oğlum bunlar nasıl oldu? Hadi bunda engineer var. Kale kuşatmalarına falan bir nebze iş yapar da bunda hiçbir şey yok. O yüzden buna verdim. Topçu ki onu da destekleyebildiğim ordu seviyesinde değil. Ulan şuradaki tek toprak tek Puerto Rico'dakileri de salabilirim bu sırada ya. Kaç militisin sisi yüksek mafya falan varmış burada. Köle state nedir Allah aşkına? Nasıl bir memleketsiniz siz? Utanıyorum lan şu an oynarken utanıyorum. Ne demek köle? Hemen state and government'ı da aç. İyi güzel, gemilerin bakım durumu iyi. Pagan mı? Meksika'yı papatalım. Şu an uğraşmayacağım onunla. İnfimimiz yüksek zaten. Üretim tam gaz devam. Başka ne var? Şili, Ekvador, Peru, Paraguay. Peru seni de halledelim yavru. Portekiz'de yavşayan biri var mı? Yok. Bolivya'ya? Yok. Güzel. Etki alanımız büyüdü bayağı ya. Güzel olduk bence. Avrupa'da sözümüz geçmiyor ama Latin Amerika'yı komple etki alanımızın altına almamız güzel oldu bence. Bam, barararam, bam. Güzel kaynaklar var orada. İşimize yarar bayağı. Tencere çıkar bakalım orduya. Çok ufak bir fark var hala daha arada. Arttırmaya devam. Almanya yakında elayımız olacak ya. Hissediyorum. East Holland. Ekonomide iki arada bir derede aslında. Fena değil şu an. Böyle devam edebilir. Yeter ki şu Almanya'yı bir elay edinsek. 5'e düştü. Devam. Kökle. Kökleyin. İlişki kökleyin. Allah'ını seven ilişki köklesin. 90'lıydık. Ve sonunda. Evet, Almanya iyi bir ally olacaktır. Ben de Fransa'ya karşı Almanya'ya güzel destek verebilirim. Eğer Almanya güçlü oynarsa, geçen seferki kadar en azından. Yeriz yani arada Fransa'yı, iyi olur ikimiz için de. Madagaskar. Bana ne lan Madagaskar'da? Japon oynar mısın? Daha önce oynamıştım bu sırada Japon. Dünya Savaşı yaşanıyor mu bu oyunda? Evet var. Morocco. Hala daha kimsenin yanında değil Morocco. Yapıştırabiliriz. Establish Protector. 10 mu? Benim kaldı. Biraz daha varmış onun zamanı. Ne savaşı yine? American Invasion of Mexico. Yine mi ulan? Ya tekrar daha önce dediğimi diyebilirim. Mümkün değil benim Amerika'ya şu an kalkıp gidip yenmem. Ordu seviyesi ne durumda Amerikan? 10. sırada. Ben 14. sıradayım. Belki ikimiz birleşirsek yenebiliriz ama ülkeye çıkacak isyanları halledemem arkada. O büyük bir problem olarak geri döner bana. Şu anlık
Gereksiz bir risk. Küba. Küba. Gel buraya. Devam. Fas'ın yanındaki ordu Ermeni ordusunun rengi benziyor. Yok hayır Libya. Pardon, Alçerya, Cezayir. Yine mi seçim var? Kahrolası seçimler. Terifleri çak baba ona kadar. Sonrası biraz kalabilir. Bir fokus daha aldık. Güzel. Castilla La Nueva'da Clergyman kastırabilirim bununla. State and Government'ı da aldık. Bir tax efficiency daha alasım var ama şu Breach Loaded Rifles'ı yapalım. Şey mevzusu için lazım olacak. Daha sonrasında tamamız. Koloni mevzuna koşturacağız. Koşturabildiğimiz kadar. Moralizm. %10 moralizm şu alttan ilerle. Fransa Cezayir'le aramı devamlı... Ya sürekli bozuyor herif yani. Gram şey yapmıyor. Fıttırmalık. Anarko-liberaller çıktı İsviçre'de. Militancy kazanıyorsunuz. Baskonya-Aragon bölgesi. O yüzden eyvallah diyebilirim. Bütün nüfusun kazanmasındansa. Reaksiyonerler hala düşüşte ya. Adamları şeyde tutamıyoruz, başta tutamıyoruz değil mi? Gerçi başka neler geldi? State Capitalism, Union Liberal'de var. Pro-military bunlar. Yani Jingoizm bir tık daha iyi ama Supply Consumption'ı arttırıyor da. Başka Free Trade veriyorsun. Minimum tarif, maksimum tarif. Maksimum tarife sınır koyması hoş değil ama. Seküler, Limited Citizenship. Residency var. Asimilasyon için lazımmış. Ya şu an Union Liberal daha iyi. Hem ekonomi olarak şeyle aynı ama geri kalanlarında Union Liberal biraz daha işime geliyor. O yüzden Union Liberal'e geçtik. Liberallere giydirdik ama bunlar iyi liberal. Bunlar işimize yarayan liberal diğerlerine oranla. Maksimum artık gümrük vergisinde kotamız var. Boş şu an kullanmıyorum zaten gümrük vergisini. Ekonomi biraz daha arttırdığımızda hiç gerekmeyecek ama.